Öncelikle hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Bu vesileyle yılbaşınızı da tebrik ediyorum. Girdiğimiz 2013 yılının Bayburt'umuza, şahsınıza, ailenize, bütün insanlığa huzur, mutluluk, başarı getirmesini temenni ediyorum. Bayburt'un suyuyla alakalı kısa bir beyanat vermek istiyorum. Hepinizin malumu olduğu üzere 2009 mahalle idareler seçimlerinin en popüler meselesi Bayburt'un su işiydi. Biz göreve başladıktan sonra halkımızı cidden sıkıntıya sokan bu mesele üzerine gittik. Ve kısa zamanda bu işi vatandaşı fazla rahatsız etmeden çözmeye gayret ettik. İshale hattını yeniledik, 22 kilometre hattı yeniledik, 600'lük çelik borularla. Şehir içindeki dağıtım hatlarını yeniledik ve 3 tane temel depomuzu yeniden rehabilite ettik. Suyu getirdik ama bir sıkıntımız var olmaya devam etti. Suyun sertlik derecesi, yani kireç oranı, yani kalsiyum oranı fazla. Gerçi doğrusunu söylemek gerekirse 50 Fransız sertlik derecesinin altındaki suyun kullanılma durumu sağlığa zararlı değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün verisi budur. Bizim suyumuz da iki kaynaktan geliyor. Bir masattan geliyor, bir de madenden geliyor. Madendeki suyun kaynağı sertlik derecesi 44-45 civarında. Masattaki suyun sertlik derecesi 19 Fransız sertliği. Biz suyun kendisini getirdikten sonra suyun sertlik derecesini çözmek adına çalışmalara başladık. Bunu daha önceki beyanatlarımda ifade ettim. Bu sene içerisinde yaptığımız çalışmalardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. 6 Kasım'da Helva Köyü'nde Bayburt İnşaat'ın yapmış olduğu HES'in kanalından çıkan bir su tespit ettik. Miktarı 25 litre bölü saniye. 6 Kasım'da başlattık çalışmayı. Aralığın 15'ine kadar arkadaşlarımızın yapmış oldukları çalışmalar sonucunda aralığın 15'inde hem masattaki suyu vermeye başladık hem de helvada yeni ilave ettiğimiz bu suyu Bayburt'un kullanımına vermeye başladık. Netice olarak durum şudur. Bayburt'un suyu şu anda tam ideal duruma gelmedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ideal durumda ama evde kullanımda bazı sıkıntılar var. Bunu biliyorum. Çayda sıkıntılar vardı. İşte temizlikte kullanmada sıkıntılar vardı. Bunu şu anda nispeten çözdük. Şu anda yumuşak su dediğimiz 15-20 sertlik derecesinde olan su miktarı yaklaşık 50 litre bölü saniye. Oysa biz şehre şu anda 120 litre bölü saniye su veriyoruz. Suyun yaklaşık yarısı kullanılabilir durumda olan su. Diğer bölümü 70 litre bölü saniyesi de madenden verdiğimiz kireç oranı yüksek olan su. Ama şunu vatandaşımı temin etmek adına bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben evimde bu suyu hem çayda kullanıyorum, hem içmede kullanıyorum, hem de yemekte, hem de temizlikte kullanıyorum. Şu anda da arkadaşlara şebekeden doldurttuğum suyu kameralar huzurunda Bismillah deyip içiyorum. Evet, bu suyu bütün gönül rahatlığıyla herkes içebilir. Önümüzdeki yılki, bu yılki çalışmalarla da bu 120 litrenin 50 litre bölü saniyesi şu anda ideal duruma geldi. 70 litre bölü saniyenin de daha yumuşak su ile takviye edilmesi çalışmalarımızı da önümüzdeki sene, bu sene devam ettireceğiz. Herkes huzur içerisinde bu suyu içebilir. Belli aralıklarla Halk Sağlığı Laboratuvarı zaten suyumuzu tahlil ediyor. Sonuçları kendi sitesinde yayınlıyor. Suyumuz mütemadiyen klordan klorlamaya maruz kalıyor. Klorlama merkezimiz de şehirden yaklaşık 25 kilometre yukarıda Kıratlı Köyü'nde olduğu için suyumuzda klor kokusu da hissedilmiyor. Bunu da ifade edeyim. Yani mahallelerimizde bulunan çeşmelerden evimizdeki şebeke suyunun daha sağlıklı olduğunu herkese beyan etmek istiyorum. Herkes bütün gönül rahatlığıyla
şehirden akan suyu kullanabilir. En son aldığımız ölçüye göre şu anda suyumuzun sertlik derecesi, yani kalsiyum oranı 31 Fransız sertliğinde. Hedefimiz önümüzde bu sene bunu 25'lere, 20'lere çekmek. Onu da çektiğimiz zaman ki iki kaynak daha var bu sisteme katacağımız. Birisi Kopuz'da, birisi de Masat'tan ikinci bir kaynak olarak bu seneki çalışmalarımıza bunları da katacağız. Ben bunun sözünü Bayburt'taki yaşayan kadınlara verdim. Bu sözümle mutlaka duracağım. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye ve bize dua etmeye devam etsinler. Herkese saygılar sunuyorum.